Sarız Büyükürtülü Mahalle Muhtarı Ali Abacı. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Bizim köyün kuruluş tarihi 1850. İrelisi meçhul. Köyümüzün nerede geldiklerini de dedelerimiz, babalarımız, atalarımız bize söylediler. Dilden dile geldi. Köyümüz Maraş tarafında, Elbistan tarafında, Sivas tarafında birleşerek Gürün'ün Bostu köyüne geldiler. Soğuk bir 12. ayda fırtına tipi kopuyor. Onları misafir etmiyorlar. Diyorlar ki bu suyun takip edin. Bu su kanalını takip ederek giderseniz suyun gözüne konarsanız orada demiş hoğlar var. Orada hoğlarda barınırsınız. Çocuklarınız fırtınada tipi de ölmez demişler. Hayvanlarınız orada barınır demişler. Bunlar da suyu takip ederek gelirler. Gelir suyun gözünden duruyorlar. Fırtına tipi kopunca bir hafta açmıyor ama orada kalıyorlar. Kar basınca kalıyorlar, yaza kadar kalıyorlar. Köyün arka tarafı orman, meşelik. Hayvanları meşelikte yemliyorlar, otlatıyorlar. Kenarda o hovalarda barınarak ilkbahara kadar barınıyorlar. Bahar geldiğinde bakıyorlar burası güzel, ot çok, yaylım bol. Yeri beğenirler, bir daha kalkmıyorlar. Konup dururlar burada. Göç etmiyorlar. Yerleşiyorlar buraya. Ondan sonra buradaki suyu kevşediyorlar, bu durduğumuz suyun üstünü. Bu suyun doğal hali olarak taşlar hiç ellenmemiştir. Doğal olarak kaldı. 1968'den Devlet Su İşleri bu suyu doğasını bozmadan önüne havuz yaparak araziye götürdü. Arazi sulamak için. 1968'den sonra da hiç kimse ne baktı ne ilgilendi. Havuz bozuldu. Su kaçıyor. Tarlalar sulanmıyor. İnsanlar perişan oluyor. Ben de suyu tekrar araziye kaldırmak için uğraşıyorum. Köyümü seviyorum. Köyümle gurur duyuyorum. Köyümüzün insanları çok iyi. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerini seven bir toplumumuz var. Toplumumuz çok iyi. Herkesi çok seviyorum. Beni muhtar olarak seçtikleri için herkese teşekkür ediyorum. Ben de elimde gelen her şeyi köyüm için yapacağım. Bizim köyün, şu anki köyümüzün geçimi önceden beri hayvancılık ve tarımla ilgili. Tabii insanlar çoğaldıkça ekonomi şartları bozulduğundan dolayı büyük şehirlere göç ettiler. Yurt dışına gittiler çalışıyor ama yaz aylarında hepsi geliyorlar. Hepsi köyünün güzelleşmesini istiyorlar, hepsi katkıda bulunuyorlar. Herkes elinde geleni yapıyor. Köyüme çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun köylülerim. Ben Veli Abacı, Büyükörtül köyünden doğdum. Muhtarın abisiyim. Ve buradaki herkese teşekkür ediyorum. Herkes, hiç kimseyle bir küsmetimiz, ondan sonra düşmanlığımız yoktu. Köylümüzün hepsi birdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Özgür Çelik. Elif Çelik'in oğluyum. Büyükörtülü köyündenim. Berlin'de yaşıyorum. Yaz aylarında köye geliyorum, köyü geziyorum. Ve eşleri, dostları ziyaret ediyoruz. Bütün köylere söyleyebileceğim, ekleyebileceğim şeyler tabii ki var. Dışarıdan gözle bakınca tabii köye daha az çöp atılmasını istiyoruz. Ayrıca bütün Sarız'ın köylerinde olduğu gibi aslında yeşillik açısından çok da çok zengin değil. Dolayısıyla daha çok ağaç dikimini istiyoruz ve destekliyoruz. Ayrıca köylerin birbirleriyle iletişimlerini daha çok olmasını istiyoruz. Ben Hüseyin Abacı, Büyükörtülü köyünde Hürşit Abacı, Hürşit Karaveli'nin oğluyum, en küçük oğluyum. Söylemek istediğim bir şey, köyümü çok seviyorum, Büyükörtülü'yü çok seviyorum. Ve köyün yeşillik, çam, ne varsa dikilmesini istiyoruz. Ayrıca köyün birlik ve beraberlik içinde olmasını çok istiyorum. Ben Süleyman Gül abi, ben Ankara'da ikamet ediyorum. Bu köylüyüm, Ankara'da kalıyorum. Emekliyim. Çankaya Belediyesi'nde emekliyim, zaptayım. Büyükörtülü köyü dernek yönetimindeyim. Köy derneğini kurduk biz 2000 yılında. Köye de gelip gidiyorum işte. İlkbaharda geliyoruz, sonbahara kadar burada kalıp gidiyoruz. Havası güzel, suyu güzel. Oksijeni bol, tertemiz hava. Mis gibi, Ankara gibi değil. Ankara'da insan bunalıyor yani bu sıcaklarda. Beton yığınların arasında. Burası yemyeşil bir yer. Tertemiz bir memleket. Ben Mustafa Şeyin.
İngiltere'de ikamet etmekteyim. Şimdilik Büyükörtülü köyüne, kendi köyüme tatile geldim. Şimdi tatildeyim. Ne yapıyorsun? Adım Mustafa Abacı. 1946'da doğumluyum. Evim de burası. Yaşamımı seviyorum. Köyümü de seviyorum. Avrupa'da çalıştım, emekli oldum, buraya geldim. Burada günümüzü geçiriyoruz. Tarlayla, yöncelerle uğraşıp günümüzü geçiriyoruz. Tarım. Ben Veysel Abacı, Büyükörtülü köyünde doğdum. Avrupa'da yaşıyorum. Şimdi köyümüze geldim, tatilimizi yapıyoruz. Bütün herkes doğrudur, bir sürü ses var zaten burada. Bütün köylerimiz yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar. Yurt dışında yaşıyoruz, emlak işi yapıyoruz. Şimdi Türkiye'mize geldik, tatilimizi yapıp tekrar yurt dışına gideceğiz. Memleketimize, köyümüzü özlemişiz. Buradayız, gördüklerimize seviniyoruz, büyüklerimizi. Hepsini özlemişiz, vatanımızı özlüyoruz. Ne olursa olsun bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Ben Büyükörtülü'den Ali Gürsoy. Ondan sonra köyümüzün hiyetinde görev almaktayım. Birinci, ikinci ağzayım. Ahmet, hoş geldin Ahmet. Ondan sonra köyümüzde eksikleri muhtarla beraber yapıyoruz. Köyümü seviyorum, insanları seviyorum. İnsana çok değer veren bir kişiyim. Köyüme komşularımla da iyiyim. Köyümüz iyidir. Tabii güzellik her taraftan, hepsi aynı olmaz. Bazı eksiklerimiz olabilir, onu da affetmek zorundayız. Bazılarını seviyoruz, hepsini de seviyoruz. Ama iyiyiz yani, köyümüz güzel. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım. Görünmez bir yara, acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızım, oy oy. Ruhumda sızım, oy oy. Ruhumda sızım. Bedenimde değil ruhumda sızım, oy oy. Ruhumda sızım, oy oy. Ruhumda sızım. Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara. Hiçbir tabip buna bulamaz çara. Keşke Mansur gibi çekseler dara. Bedenimde değil ruhumda sızıyor. Ruhumda sızıyor. Ruhumda sızım. Bedenimde değil ruhumda sızım, oy oy. Ruhumda sızım, oy oy. Ruhumda sızım. Lokmanı yok, ilacı yok. Görünmez göz ile hiçbir izi yok. Saplandı sineme görünmez bir ok. Bedenimde değil ruhumda sızır.